Ve tanımlar beyler, 12.000 bakım videosuna hoş geldiniz. 12.000 bakımımızı yaptırdık ve biraz bu bakımdan bahsedeceğim. Bunu hep yapıyorum çünkü merak ediliyor, nedir ne değildir motoru olanlar ya da bu motoru almak isteyenler, ya ne oluyor acaba bu bakımda, kaç paraya çıkıyoruz vesaireyi söylüyorlar. O yüzden bu videolar kısa ama açıklayıcı videolar oluyor. Şimdi buradan herhalde ben böyle gitsem olur ya. Böyle gibi geldi. Şimdi öncelikle yine bir DRD Onda'dan bahsedeyim. Bu aralar pandemiden dolayı muhtemelen bir şey var, yoğunluk var. Bu yoğunluk telefonların geç açılmasına falan filan sebep oluyor. Dün çok zor şey yaptım. Ulaştım randevu almak için. Bugün izin aldım çünkü. İzinliyim. Bu izni değerlendiriyorum. Motorun 12.000 kilometre bakımını yaptırdık. 11.971. kilometrede. Şimdi 12.000 bakımında ne oluyor? Aslında temeli 6.000 bakımıyla aynı. Hava filtresi değişir diye düşünüyordum ben. Değiştirmediler. Hani eğer bir şeyi sordular direkt, hani böyle bir off-road, hani çıkayım dağa taşa falan gibi bir kullanımınız oldu mu dediler. Dedim yok. Hani İstanbul'u off-road'dan sayıyorsanız, ki bence sayabilirsiniz. Evet, bir off-road maceramız oluyor her gün ama onun dışında dağa taşa falan çıkmadım. O zaman dediler gerek yok. Yani pek bir şey yapmadıysanız dediler, toprak moprak görmediyseniz gerek yok. Dedim bir iki kere köy yolu falan, yok onlar önemli değil dediler. Benim offroad anlayışımı iplemediler anlayacağın. O yüzden yağ filtresi, işte yağ tapası, civatanın contasının bilmem nesi, zincir temizliği, zincir yağlama, endüstriyel temizleme falan gibi şeyler yapıldı. Liste fiyatı olarak 740 TL tuttu tüm bunlar. Ama ve lakin cash ödeyeceğim, nakit ödeyeceğim dediğinde bir indirim yapıyorlar. Toplamda 650 liraya geldi. Tüm bu bakımlar masraf olarak bize yazdı. Bir sonraki bakım 18.000 kilometrede. 18.000 kilometrede ne yapılacak diye sordum. Hani ön bilgi olsun, cebimizden ne kadar çıkacağını bir şey yapalım diye, öğrenelim diye. 18.000'de de bu işlemler tekrar yapılacak. İşte filtreler, yağlar değişecek. Ekstra artık hava filtresini değiştiririz dedi. Hava filtresi de ne kadar tutuyor dedim. Toplamda 1030 lira gibi bir şey tutar. Hani ekstra bir şey çıkmazsa dedim. Yine ekstra bir bilgi vereyim. Ben de yeni öğrendim. Motorun arıza, motor arıza ışığı iki kere yandı. Bu da beni biraz tedirgin etmişti. Hani böyle yandı, işte şey de söndü. Ne derler? Bir 2-3 kilometre sonra söndü. Bir kez daha bu aynı şey başıma geldi. Motor ikaz ışığı tekrar yandı. Bir 2-3 kilometre sonra yine söndü. Bunu söyledim. Hani buna bir bakılsın vesaire dedim. Onlar da bakmışlar, artık bilgisayara mı bağlıyorlar, ne yapıyorlar vesaire. Dediler ki zinciri kendiniz yağlıyorsunuz, yağlarken de oradaki ABS sensörüne yağ bulaştırıyorsun. O yağ oradan gidene kadar o şey yanıyor, motor ışığı yanıyor. Bunun da sebebi şu: ABS sensörünün üzerine yağ geldiği zaman, ya sensörün önüne bir şey getirmiş oluyorsun temelinde. Bu getirdiğin şey de, ulan diyor ki sensör, arka tekerlek duruyor. Hani sensörün önünde bir şey var yani, hareketli bir şey yok, duruyor. Ön tekerlek gidiyor. Böyle saçma sapan şey mi olur diyor. Bu da arıza ışığının yanmasına sebep oluyor. Ben sonra gidip böyle 1-2 kilometre gittiğimde bu arıza ışığı sönmüştü zaten. Bunun da sebebi o yağ gidiyor önünden. Yağ da gidince ne oldu?
tata arıza ışığı söndü. Yani orada da çok korkulacak bir durum yokmuş. Rahatladım. Çünkü motor arıza deyince insanın aklına envai çeşit şey geliyor. İnsan bir eyvah oluyor. Oradan da bir sıkıntısız çıktık. Daş gibiymiş motorumuz. Bugün resmen bakım günü. Motoru yıkattım, bakıma soktum falan. Şimdi de kendim bakıma gidiyorum. Saç maç kestireceğim. Bakımla ilgili 12 bin kilometre bakımıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kısa açıklayıcı bir video olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.